Herkese merhabalar arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerle sizlerle birlikteyiz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerle sizlerle birlikteyiz dedik ve her zaman olduğu gibi takvimize bakalım bugün günlerden 29 Kasım Salı arkadaşlar ve çok güzel bir derste sizlerle birlikteyiz. Bu ayı da bitirdik. Ara tatil bitti. İki hafta geçti. Artık yavaş yavaş alışmışızdır. Ve sözü fazla uzatmayalım. Direkt başlayalım. Çok zor bir konu değil. Sadece bir kısım var. Oraya dikkat ettik mi? Gerisi halle olacak. Hemen söyleyelim bakalım. Kullanım alanları ve faydaları nelermiş? Günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlerin somutlaştırılıp matematik dilinde yazılmasında denklemler kullanılır. Denklem o zaman bizim en çok ne zaman işimize yarıyormuş arkadaşım? ne zaman şimdi problemleri somutlaştırmaya yarıyormuş. Unutmayalım burayı. Böylece bir problemin anlaşılıp çözülmesi kolaylaşır. İşte o yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Denklemleri iyi öğreneceğiz. Denklemleri iyi bileceğiz. Örneğin alışverişte farklı fiyatlı ürünlerden farklı miktarlarda alındığında ödenecek tutar hesaplamasında ve daha birçok durumda denklemler bize yardımcı olacak arkadaşlar. Denklemler sadece matematikte değil diğer birçok bilim dalında da evrende gerçekleşen durumları anlatmada da kullanılan bir yöntemdir dedik ve Artık ödevimizi verelim. Bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik neydi arkadaşım? Ödevlendirme sistemi. Ödev veriyoruz ve her hafta orayı yapıp diğer derse giriyorsun. Bugünkü ödevimiz 106'dan 109'a kadar çok fazla bir yer yok. Dediğim gibi kolay bir konu. iyi bilmen gereken bir konu. Birinci dereceden bir bilmeyen denklemler. Nerede buradaymış bakalım. ha? Buraları bileceksin arkadaşım. 108, 109'da yapıyorsun ve eşitsizliklere kadar bizi bekliyorsun. Peki Tesla'dan ne arkadaşım? Dinamo'dan da Tesla'da 13, 15 var. Onlara bakalım. Tesla'da hemen söyleyelim. Gördüğün gibi bilinç denklem, bir bilmeyen denklemler ve burada da denklemlerin çözüm kümesi olarak karşıma geliyor. Ne yapıyorsun? Buraları da çözüyorsun. 13. 14. 15. Tesla dedik. Şimdi arkadaşlar rahat olun. Arkanıza yaslanın. Kalem kağıdı bir bırakın. Bir dinleyin. Sonrasında durdurup not alırsınız. Çok basit bir olay. Hemen yapalım. A ve B eleman reel sayı yani bütün sayılar olabilir. Olmak üzere ax artı b yani birinci derece. Derece dediğimiz yer neresi arkadaşım? X'in üssü. Yani üs buradaki üs var ya üs. Biz buna derece de diyoruz. Bakın burada bir şey yazmayınca şu sayılarda 1 diyor. İşte buna birinci dereceden dedik ve bir bilinmeyen farkındaysanız sadece bilinmeyen x. E hocam A ile B ne? Bak A ile B reel sayı arkadaşım. Unutma. Olsun. X değişkenine bağlı Birinci dereceden bir bilinmeyenli x değişkeni yani bilinmeyenim geri kalan a da b de birazdan belli olacak. Bakın denklem dediğimize göre bu tarafın sıfır olması mühim değil ama sıfır yaparsak daha güzel olur. Bakın 2x artı 4 ne oldu? Birinci derece Katsayısı a, 2 ile 4 a ile b reel sayı süper. Eksi x artı 1 bakın katsayı eksi x. Burada ne var? Bir de artı 1 diye bir tane sabitim var. Yine reel sayı bir sıkıntı yok. Bakın burası ne? 1 bölü 2 x eksi 3 gördüğün gibi yine reel sayı. Hocam rasyonel değil mi? Rasyoneller de bir reeldir. Unutma arkadaşım. Bir de eksi 3 var. Denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü köklerden oluşan kümeye de çözüm kümesi denir arkadaşım. Unutma. Ç ile bazı yerlerde de çk ile gösterilir. Aklında kalsın. Bir daha söyleyelim. Denklemin kökü deyince onun denklemi sağladığını ya da denklemi sağlayan şeyin denklemin kökü olduğunu anlayacaksın. Bakın sorularda tersten de sorabilir. Bu denklemin kökü der o zaman yerine koydun mu denklemi sağlaması lazım. Denklemi sağlayan der denklemin kökü olduğunu anlayacaksın. Bütün kökleri de bir küme halinde gösterirsem de buna da çözüm kümesi diyorum. Unutma. Ve arkadaşım işte önemli kısımlardan birincisi zank çok önemli. A sıfıra eşit değilse bakın şu A x'in önündeki sıfıra eşit değilse 3, 5 gibi bir şeyse o zaman B'yi karşıya atarsın. A'yı da böyle olarak atarsın ve karşına ne gelir? Tek bir kök gelir aklında olsun. Mesela X değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilim yani denklemse bakın derecemiz ne olacaktı? X'in üzeri 1 olacaktı. Arkadaşım X'in üzeri 2. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. O zaman ben bunu bu sistemden yok etmek istiyorsam hemen ne yapacağım? ...kaç sayıyı sıfırlayacağım arkadaşım? Ne yapacağım? A artı 4'ü sıfır yapacağım. Yoksa başka türlü x kareyi götüremem ki. Önüne sıfır koyacağım. Sıfır çarpı x kareden x kare... ...Mortingen. Ne oldu? Gitti. O zaman arkadaşım ne yaptık? Burayı götürdük. Ne yaptık? A artı 4'ü. 4'ü karşıya attık. A'yı eksi 4 bulmuş olduk. Bak A'yı eksi 4 bulduk. Devam edelim. Peki birinci derecelerse ...bana bir birinci dereceden lazım. O zaman bunun üssü ne olacak? 1 olacak. Yani... B -2 birden eksi 2 eşittir 1'den dolayı eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak attım ve B'yi de 3 bulmuş oldum. Bana ne söylüyordu? A'yı eksi 4 buldun. B'yi 3 buldun. Çarp bakalım kaç ediyor diyordu. Eksi artı ile çarpılırsa eksi edir. 4 kere 3 de nedir? 12'dir. Şimdi geldik denklemin çözüm kümesini bulalım diyor. Bir kere burası patladı gitti. da ben 1 yapmıştım. 3x eksi 12 eşittir 0 benim denklemim. Bana çözüm kümesi istiyor. Eksi 12'yi karşıya attım. 3x eşittir artı 12. Her tarafı kime böldüm? Her tarafı 3'e böldüm. 3'ler birbirini götürdü. Zaten götürmesi için 3'e bölmüştüm. 12'yi de 3'e bölersem x eşittir 4 olarak karşıma çıktı. Bana çözüm kümesini soruyor. ÇK diyebilirsin ya da C de diyebilirsin arkadaşım. C de 4 olduğunu gördük. Bakın süslü parantez içinde yani bu bir çözüm küme kümesidir arkadaşım. Çözüm kümesi olduğuna göre kümedir diyecektim. Evet bunu da böyle şekilde söylemiş olduk. Çok güzel bir soruydu. Bunu da geçmiş olduk. Geldik buraya. Ne diyor bana? Denklemlerin gerçek sayılarda çözüm kümesini bulun diyor. Gerçek sayılarda diyor. Bir sıkıntı yok hemen yapalım. Bakın artı, ek, artı 2x var. Karşıya eksi 2x olarak geçecek. Burada da eksi 11 var. Karşıya artı 11 olarak geçecek. Burası 4x oldu. Burası 20 oldu. Her iki tarafı ne yapacağım? X kalsın diye dörde böleceğim. Dörde böldüğümde de gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? X eşittir 5 olmuş oldu. Devam ediyorum şimdi. Devam ediyorum. Bakın bir parantez var. Parantez varsa önünde katsayı varsa çarpmalıdır. Eksi 2 x bakın burada sayımız 2 değil. Eksi 2 onu dağıtacağız. X eksi 2 X eksi 2 ile X çarpılırsa eksi 2 X olur. Eksi 2 ile artı 4 çarpılırsa eksi 8 olur. Devam ediyorum 3 ile 1'i çarptım. 3. 3 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 12 x etti. Hemen şurada düzelteyim ben bunu. Nasıl olsa siyahla yapıyorum. Bakın burası x'ten 2 x çıkarsa eksi x eksi 8 eşittir. Ne olmuş oldu? 3 eksi 12 oldu. 12 x tabii ki burası. Attım x'i karşıya. Eksi 12 x'ti. Artı 12 x gelirse eksi x ile birlikte ne olur? 11 x olur. 8'i karşıya attım. 3 artı 8'den burası da 11 oldu. Bakın burası 11. O zaman her iki tarafı da 11'e bölersem 11'e böldüğüm anda 11'ler birbirini götürür. Ne olur o zaman arkadaşım? X eşittir. Şurası 11'di. 11 bölü 11'den de 1 oldu. Bakın isterseniz sağlamasını yapalım. Doğru mu diye. X'in yerine 1 koydum. 1. Eksi 2 ile çarpacağım. Neyi? 1 koydum. 5. Burayı da 3 ile çarpacağım. Ne bu? 1'di. 1 ile çarparsam da eksi 3 olur. 4 kere 1 gördüğünüz gibi 4. Ama hangi 4? Eksi 4. 1'den çıkartırız eksi 3. Burası eksi 9 oldu. Burası da 1 eksi 10'dan dolayı eksi 9 oldu. Bakın sağlamasını da yaptım. Olayı bitirdim. Burada tabii ne yapacağız? İçler dışlar dediğimiz matematiğin güzellik güzelliğini kullanacağız. 3 ile 3 eksi çarparsam 9 x. 3 ile eksi 2 çarparsam eksi 6. 8 ile 1 çarparsam 8 x. 5 ile 1 çarparsam artı 5. Attım karşıya. X kaldı. Eksi 6'yı attım karşıya. Artı 6 olarak geçtiği için ne olmuş oldu? 11 olmuş oldu arkadaşım. Bunu da bu güzel şekilde bitirdik. Bakın şurada 3 ile her ikisini de çarpacağını unutma arkadaşım. 9x eksi 6 bunu da bu şekilde halletmiş oldum. Geldik bir tane daha başka soruya. Ama kolay bir soru. Rahat bir soru. İki tane rasyonel işlem var. Rasyonel ifade var. Hemen gelin biz bunun paydasını 12'ye eşitlemek için 4 ile bunu da 3 ile çarpalım. Ve hatta ve hatta bu adamın da paydasında görünmez bir vardı. Bunu da 12 ile çarpayım. Niye? Herkes 12 olsun ki bir kafa rahatlasın. 4 ile çarparsam burası ne oldu? 4x artı 8 bölü 12. Eksi. Burası ne oldu? 6x eksi 15 bölü 12. Burası ne oldu? 12x artı 72 bölü 12 oldu. Bakın artık herkes de 12 olduğu için ben bunları götürürüm. İstersen burayı bir paydada yazıp götür. İstersen de aynı anda herkesin paydasını götür. Hiç sıkıntı değil. Devam ediyorum şimdi. Bakın burası 4x artı 8. Yalnız bu eksi kimin? Buradaki ifadenin. O zaman hemen dağıtalım. Eksi 6x artı 15. Bak çok önemli bir kısım. Bir daha söylüyorum. Bu eksi bu iki adamın birden aynı anda arkadaşım. Unutma. Bu iki adamın birden aynı anda. O zaman ne yapıyorsun? Eksi 6x artı 15 yaptın. Karşıda da 12x artı 72 var. Maşallah. Hemen bakıyorum. Burada 4x vardı. Eksi 6x etti mi sana? Eksi 2x. 8 artı 15 de etti mi sana? 23. Buradan da ne oldu arkadaşım? 12x artı 72 etti. Bu 2x'i buraya atalım. Ne olur? 14x olur. Eksi 2x de 14x oldu. Bunu karşıya attım. Burası da 49 olmuş oldu. Ama hangi 49? Eksi 49 oldu. Bakın bu tarafa attığımda 20 çıkartaydım 52 idi. 3 çıkarttığımı da 49 oldu. Dikkat edin şimdi çok güzel bir sadeleştirme var. Her iki tarafı da 7'ye bölebilirim. 7'ye bölersem eksi 7 2x etti. Şimdi de her tarafı 2'ye bölersem çok güzel bir olay oldu. Oradan da ne çıkmış oldu? x eşittir. Eksi 7 bölü 2 olmuş oldu. Bayağı güzel bir soruydu. Bu soruyu da çok güzel bir şekilde halletmiş olduk. Evet geldik bir başka soruya. Ne demiştik? Denklemin kökü denklemi sağlar. Denklemi sağlayanlar denklemin köküdür demiştik. Bakın soruda diyor ki bir denklem var. Denklemin kökü 2'ye eşit olduğuna göre diyor. O zaman koy 2'yi arkadaşım. 3 kere 2 6. Bakın direkt 2 koydum yerine. Hemen yerine 2 koyuyorsun. Eksi 2 artı 4 çarpı 2'yi koydum yerine hemen. Gördüğün gibi 6 artı k eşittir 20 olduğunu yaptım. Şimdi çok dikkat. 6'dan 2 çıktı. Burası zaten artı 4. Artı 4'ü karşıya salladım. 4 çarpı 6 artı k eşittir. Artı 4'ü karşıya atarsam eksi 4 olarak geçer. Gördüğün gibi her iki tarafı da ben ne yaptım? 4'e böldüm. Her tarafı şöyle de 4'e böldüğümü gösterebilirim. Bakın çarpım durumunda bunlar gitti. Burada 4 kaldı. 6 artı k eşittir 4 ise k eşittir ne oldu? Eksi 2 oldu. Neden? 6'yı karşıya attım. 4'ten 6 çıkarsa eksi 2 olur. O zaman da k'yı da bulmuş olurum. Basit bir soruydu ama bilgi sorusu. Denklemin kökü denklemi sağlar. Denklemi sağlayanlar denklemin köküdür. Köklerin kümesine de çözüm kümesi diyorum. Geldik işte önemli kısma. Burası çok önemli arkadaşım. Ve bundan sonraki kısım çok önemli. Burada bilmen gereken mevzu şu. A sıfır eşitse. Hemen bakalım ne oluyor? A sıfır eşitse hop x gitti. A da zaten sıfır olduğu için gitti. O zaman B sıfır eşit olması lazım. Ama adam diyor ki B sıfır eşit değil. O zaman arkadaşım ne olur? Denklemin çözüm kümesi boş küme olur. Niye? Çünkü düşünsene B sıfır değilse burası mesela 3. E, burası gitti. 3 sıfıra mı eşit değil. Öyle, o zaman Öyle bir x değeri olamaz arkadaşım. Yok. Öyle bir x değeri yok. O zaman ne diyoruz biz de? Bu çözüm kümesi boştur diyoruz. Ya da bunun yanına bir not da ekleyebilirsiniz. X'ler birbirini götürürse, x'ler giderse ama sayılar kalırsa. Bak x'ler giderse sayılar kalırsa ne olur arkadaşım? O zaman ne olur biliyor musun? X'ler giderse sayılar kalırsa yine çözüm kümesi boş olur. Bakın şimdi yapalım. 5x Eksi 2 x. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2 ile eksi 1 çarptım. Artı 2 eşittir. 3 x eksi 4. Bakın 5 x eksi 2 x. 3 x kaldı. E karşıta da 3 x vardı. Birbirini götürdü. Bakın gördüğünüz gibi 4 eşit, eksi 4 eşittir 2 mi? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki de olamaz. O zaman ne yaptık? Dedik ki hiçbir x değeri bizim cevabımız olamaz. O zaman biz bunu nasıl gösteriyoruz? Boş küme ya da boş küme olarak gösteriyoruz. Bir kere daha söyleyelim arkadaşım. Boş küme ise x'ler birbirini götürecek ama sayılar birbirini götüremeyecek. Bak x'ler birbirini götürecek, sayılar birbirini götüremeyecek. Denkleminin çözüm kümesi. Boş küme ise sayılar birbirini götüremezken herhangi bir sayıyken x'ler birbirini götürecek. E burası 3x, burası da 3x olmalı. Bakın şuraya yazdığım notu ekstradan yazın. Bu kitaplarda yazmaz x'ler gider sayılar kalırsa x'ler gider sayılar kalırsa işte biz buna boş küme diyoruz. O zaman hemen yapalım. 19 eksi 4 a eşittir 3 x e. buradan attım eksi 4 a'yı karşıya pardon 3 x diyorum özür dilerim. 19 eksi 4 a x'in katsayısı ya 3'ü alacağız sadece. Devam edelim. Attım eksi 4 a'yı karşıya artı 4 a attım 3'ü karşıya eksi 3 olarak. Ne oldu burası? 16 eşittir. 4A oldu. Her iki tarafı 4'e bölersem 4'ler birbirini götürür. 16'yı 4'e böldüm. 4 eşittir A oldu ki bana zaten çözüm kümesiniz değil A'yı soruyordu. Biz de bunu bu şekilde yapmış olduk. Geldim ikinci mevzuya arkadaşım. İkinci mevzu da ne var? O da şu. A0 A sıfıra eşitse hop burası gitti. B de sıfıra eşitse hop burası da gitti. Oldu burada kocaman bir sıfır. E sıfır sıfır eşit mi? Eşit. O zaman o sıfır sayesinde giden x'ler var ya her şey olabilir. Nasıl? Niye? Çünkü x'e ne verirsem vereyim cevap sıfır eşittir sıfır sağlıyor. Artı bir not daha yazalım. Bakın x'ler giderse x'ler giderse hemen notumuzu yazalım. Sayılar da giderse sayılar da giderse o zaman ne oluyor arkadaşım? Çözüm kümem reel sayılar, her şey olabilir demektir. Hemen bakalım soruma. 8x eksi 10 eşittir 6x eksi. Ne olmuş oluyor? Eksi 2 ile 5'i çarparsan eksi 10. Eksi 2 ile eksi x'i çarparsan artı 2x olmuş oldu. Bakın 6x, 2x daha 8x. E Burada da 8x var. Birbirini götürdü. Eksi 10, eksi 10 birbirini götürdü. 0 eşittir 0 çıktı mı? Çıktı. Mantıklı bir cevap mı? Evet. 0 eşittir sıfır olabilir. Ya da eksi 10 eksi 10 eşit olabilir. İşte o yüzden çözüm kümesi eşittir. Ne diyorum arkadaşım? Reel sayılar diyorum. Mevzuyu anladık. X'ler gider sayılar giderse reel sayı. X'ler gider sayılar kalırsa boş küme olduğunu söyledik. Geldim bir başka soruma. X değişkenine bağlı 2AX3. Uzatmıyorum. denkleminin çözüm kümesi reel sayılarsa... X'ler birbirini götürecek. Sayılar da birbirini götürecek arkadaşım. Unutma. Yani aynısı olacak. O zaman ne oldu? 2A eksi 3 X'in katsayısı Bu taraftaki X'in kat eşit oluyor. Bu taraftaki sayımız, sabitimiz bu taraftaki sabitimize eşit olacak. İşte bu kadar. Olay bitti. Attım karşıya A'yı. 2A eksi A eşittir. 1 artı 3. Buradan da ne olmuş oldu? A eşittir 4'ü patlattım. Yaptım. Eksi 5'i karşıya attım. 5 eşit, B eşittir. Eksi 2 artı 5. O zaman ne olmuş oldu? B eşittir. 3 olmuş oldu. Ve bu güzel soruyu da bitirmiş olduk. Bakın B'nin yerine 3 koyarsan eksi 2. Kaçta da eksi 2 var? Hop birbirini götürdü. 4 koyarsan 2 kere 4 8. 3 çıktı 5. 4 e, artı 1 5. 5 x 5 x hop birbirini götürdü. O zaman olayı bitirmiş oldum. İşte geldik bu günlük hayatta karşımıza çıkacak kısma gördüğünüz gibi bir problem bir problem sonrasında artık dersimiz bitiyor. Dediğim gibi basit bir konuydu ama yapmadan geçmek olmaz. O yüzden bayağı da bilgilendiğim bir konu oldu aslında. Bunu da unutmayalım. Bir kart kırtasiyeden 3 TL'lik 5 TL'lik kalemlerden 30 tane alan bir müşteri 126 TL ödemiştir. Bakın bize kaç tane 3 TL almış diyor ya ben x tane diyeceğim. E toplam 30 tane alırsam e bu adamdan da 30 eksi x almış olmaz mıyım? Biz düşünse bundan 10 tane aldıysan 30 eksi 10 bundan 20 tane almışındır. E bundan 5 tane aldıysan bundan 25 almışındır. 5 30 eksi 5 10 30 eksi 10 20 30 eksi 20 bundan ne kadar aldıysan 30 eksisi kadar bundan almışındır. O zaman yapalım. 3 kere x artı 5 kere 30 eksi x eşittir. Ne olacak? 126. Ne diyorsun hocam? Bakın 3 3 tehlikelerden x tane varsa zaten tane demek çarpma demek 3 çarpı x buradan da 30 eksi x tane varsa 5 çarpı 30 eksi x olmuş olacak. Şimdi biraz hemen canlandıralım sorumuzu. 3x artı 150 eksi 5x eşittir 126. 126 buraya gelsin. 150 eksi 126 eşittir. Burası ne olacak? 5x eksi 5x artı 5x olarak geçti. Bu da eksi 3x olarak geçti. 126 150'den çıkarsa ne kalır? 24 kalır. Burada da ne olmuş olur arkadaşım? 2x olmuş olur. O zaman x ne oldu? Her iki tarafı 2'ye bölersem bunlar birbirini götürdü. x eşittir 12 olmuş oldu. Demek ki 3'lerden 12 tane almış. Yani 36 lira ödemiş. 5'liklerden de ne yapmış arkadaşım? 18 tane almış. Bundan da 90 TL demiş. Toplamı da ne olmuş? 126 TL olmuş ki sağlamasını da yaptım. Çok da güzel oldu. X'i ne olarak bulduk arkadaşım? 12 olarak bulmuş oldum. Geldim bir başka soruma. Şekilde bir eşit kollu terazi ve altlarında kütleleri yazılı olan ağırlıklar verilmiştir. Terazinin sağ kefesini sağ kefesine buraya bir nolu bir numaralıyı koyuyorum. Ve iki adet bir nolu ağırlıktan iki adet koyuyorum. Yani buraya ne yapıyorum? İki adet x artı iki koyuyorum. Devam ediyorum. Ve iki numaralı ağırlıktan bir adet koyuyorum. Yani ne koyuyorum? 3x eksi 4 koyuyorum. Burayı bitirdim. Sol kefesine de 3 numaralı ağırlıktan 3 tane koyuyorum. 3 numaralı ağırlıktan 3 tane koydum. Bakın tane çarpma demek. Tane çarpma demektir. Unutma. 4 numaralı ağırlıktan da 2 adet koyuyorum. Bundan da 4 numaralı ağırlıktan da 2 adet koyuyorum. O da 2 tane 2x eksi 1 olmuş oldu. Şimdi sonrasında da ne oluyor? Sağ ve sol kefeler aynı hizada duruyor. Yani eşitleniyorlar arkadaşlar. Unutmayın. O zaman hemen yapalım. 2 çarpı 2x 4x. 2x 2 çarpı eksi 2 eksi 2. 3 e, çarpı x artı 3 x. 3 çarpı eksi x eksi 2 eksi 6. Buraya geldim. Burası 3 x eksi 4 zaten. Çünkü bundan bir tane koyuyordu bakın. 2 numaradan bir tane koyuyorum. Sonra bir de ne yapıyordum? 1 numaradan da 2 tane koyuyordum. 1 numarada bu olduğuna göre hemen 2 tane koyarsam 2 x artı 4 olmuş oldu. Gördüğün gibi arkadaşım 3 x'ler birbirini patlattı. Artı 4 ile e pardon artı 4 ile eksi 4 birbirini götürmüş olsun. Burada sadece 4x kaldı. Bir de eksi 8 var. Çok güzel. Bu tarafta da sadece 2x kaldı. O zaman attım karşıya arkadaşım. Bunu da bu tarafa attım. 4x eksi 2x eşittir 8. O zaman ne oldu? 2x eşittir 8. X ne olmuş oldu? 2'yi neyle çarparsan 8 eder? 4 olmuş oldu. Hemen sağlamasını yapalım bakalım arkadaşlar. Bunun kilosu 6'ymış. Bunun kilosu 2'ymiş. Bunun kilosu 2'ymiş. Bunun kilosu da neymiş? 7'ymiş. Hemen ne diyordu bize? Sağ kefeye 1 numaradan koyuyordu. 1 numaradan 2 adet koyuyordu. O zaman buraya bir 12 koymuşum. Ve de 2 numaradan da bir tane koyuyordu. Bir tane 2 kilogram koymuşum. E buraya 3 numara 3 numaradan ağırlıktan 3 tane koyuyordu. 3 numaralıktan 3 tane koyarsam 6 kilo etti. Ondan sonra adıma da 4 numaralı ağırlıktan da 2 tane koyuyordu ki o zaman 2 tane yerleştirdiğimde 4 numaralı ağırlıktan da 2 tane yerleştirsek burası 14 etti. Bir yerde bir hata yaptık demek ki onu düzeltmemiz lazım. Burayı toparladık. Şuraya bakalım Eks -8. E bu tamamdı. Nereye yanlış yaptık o zaman biz? 3x birbirini götürdü. Allah Allah. Terazinin sağ kefesine hemen bakalım arkadaşlar. 1 numaradan 1 numaradan 2 tane koyduk. Tamam. 2 numaralı 2 numara ağırlıktan da 1 adet koyduk. Onu da yazdık. Tamam. Sol kefeye 3 numaralı ağırlıktan 3 tane koyduk. 3 numaralı ağırlıktan 3 tane koyduk. Tamam. Sonrasında arkadaşım 4 numaralı ağırlıktan da 2 tane koyduk. Tamam. Bunların hepsi tamam. 2 tane yerleştiğinde sağ sol kefeler aynı oluyor. Hemen bir daha bakalım. 4x eksi 2 3x eksi 6 3x eksi 4 2x artı 4 yaptım. Bir daha bakalım şuraya. Şunlar birbirini götürdü. Süper. Artı 3x artı 3x'i götürdük, süper. E başka bir şey kalmadı. Bunu karşıya attım arkadaşım. 2x oldu. E burada da ne var? 8 var, oldu. X 4 çıktı. X 4 ise bu 6 kilo. X 4 ise ha burayı yanlış yapmışız. X 4 ise şuradası da ne olmuş olacak arkadaşım? X 4 ise 12'den 8 kilo olacak. Tamam, bunlar da ikişer kilo. O zaman ne yapmış oldum? E, şuradaki bu 3x 8in yerine de ne yapmış olduk? 8 koymuş olacağız. Ve buradan da toparlamış olacağız. Hemen bir daha bakalım. Bunları söylediğimiz gibi yapalım. 4 koyduk. 4 kere 2 12 8. Bu arası 2. Burası da 7. Tamam. Bu sefer olmuş olması lazım. Hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Hemen toparlayalım o zaman mevzuyu. 3x eksi 4 8 olacak burası. Bunu hallettik. Ne diyordu? Terazinin sağ kefesine 1 numaralıktan 2 tane. iki tane koyarsam arkadaşım. Heh. Burası 12. Ne yazmışız biraz önce be? İyice saçmalamışız. Burası 8, burası 12. 14'e 6, 20. Evet, e, 8'e 12'den 20. Allah Allah. Bir an demek ki Ali Harikalar Diyarı'ndaki gibi gitmişiz buraya. Saçma sapan şeyler yazmışız. Olayı toparladık. Bir sıkıntı yok. Ne anlatmak istedik? Şunu anlatmak istedik. Denklem, denklem, denklem. Biraz yazı uzun olduğunda sen denklemden kaçınmayacaksın. Denklemde cevabımı 4 buldum. Ama gel, gel gör ki videonun sonu olduğu için Buraya yanlış geçirmişim. Olsun. Şimdi toparladık. Doğrusunu yaptık. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin ki bizi sevdiğiniz için çok da bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. O yüzden de kalpler bir diyelim. Sözü fazla uzatmayalım. Konu biterken ne yaptık? Birinci dereceden yani x'in üzeri 1 olacak. Başına bir katsayı gelecek. Bir de ne yapacak? Bir reel sayı gelecekti. Sıfır. Ve kat sayının sıfır olmasıyla buranın sıfır olmasını unutma. Reel sayılardı cevap. Burası sıfır olur. Burası sıfır olmazsa boş kümeydi. Bu sıfır olmazsa o zaman ne olacaktı? Tek eleman olacaktı. Bu küme, bu, so bu videonun da en önemli kısmı burasıydı arkadaşım. Unutma sıfır eşit sıfır eşit olursa A ile B reel sayılar. Sıfır eşit sıfır eşit değilse be boş kümeydi. Burayı da söylemiş olduk. Ve artık karşında ödülü soru. Lütfen ödevlerimizi yapmadan gelme arkadaşım. Ödevleri yaparak gel. Ve bir dahaki derse sağlam gelelim. Cevapları yoruma bekliyorum. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Bir dahaki derste görüşürüz.